Merhaba arkadaşlar. Umarım da dashboard nasıl oluşturulur konusundan biraz söz edeceğim arkadaşlar. Burada bir tane şirketin verileri var. İşte şu tarihte, şu tutarda, şu üründen satmış, satış kanalı mağazaymış, İstanbul'da satmış, mevcut müşteriyi satmış. Şimdi bununla ilgili bir pivot tablosu oluşturacağım. Eklem menüsünden pivot table'ı seçiyorum. Bir pivot tablosu oluşturdum. Hemen hızlıca pivotumu oluşturuyorum. İşte tutarları değerlerin içerisine atıyorum. Satış merkezini buraya. Ürün türünü de şuraya atıyorum. Rakamları biraz değiştiriyorum sadece formatlarını ve daha sonra ben buraya bir çözümle menüsünden bir pivot grafik ekliyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey ekliyorum? Şunu ekleyebiliriz mesela. Tamam dedim ve pivot için grafiğimi ekledim. Bence bu pivotuma bir dilimleyici ekliyorum. Çözümle menüsünden dilimleyici seçiyorum. Mesela satış merkezine göre bir dilimleyici ekledim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, dilimleyiciyi hareket ettirdiğim zaman mesela Ankara'yı seçiyorum, sadece Ankara verileri geliyor. İstanbul'u seçiyorum, sadece İstanbul'la ilgili veriler geliyor. Dilimleyicim pivot tablomu değiştiriyor, pivot tablosu da grafiği değiştiriyor gördüğünüz gibi. Mesela Ankara, Antalya ve İstanbul'u seçtiğim zaman bakın hemen değişiyor. Şimdi ben şunu yapacağım arkadaşlar, grafikle dilimleyiciyi keseceğim. Yeni bir sayfa açıp oraya yapıştıracağım. Sonra burayı da biraz düzenliyorum. Burayı dashboard sayfası olarak adlandırıyorum arkadaşlar. Dashboard. Şimdi kesip buraya yapıştırdığımıza göre yine burada da çalışacaktır arkadaşlar. Ne yapacaktır? Ben dilimleyiciyi çalıştırdığım zaman dilimleyici gelip pivot tablomu değiştirecek. Pivot tablosu da grafiği değiştirecek. Şimdi dilimleyiciyi şu en üstte alıyorum arkadaşlar ve dilimleyicinin üzerindeyken seçenekler menüsünden şuradaki sütun sayısını arttırıyorum. Şehirlerin isimlerinin yan yana gelmesini sağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben şehirleri değiştirdikçe şehirlerle ilgili grafik de değişti. Ben şunu yapacağım arkadaşlar. Ben bu dilimleyiciye birden fazla pivot tablosu bağlayacağım. Şöyle ki. Yine data sayfamdan ham verilerim üzerine gelip yeni bir pivot sayfası ekliyorum. Bu pivot yeni sayfa olarak açıldı sayfa 7 diye. Yine burada da tutarları, ürün türünü ve satış kanalını koyuyorum arkadaşlar. Formatını da yine biraz değiştiriyorum. Daha sonra buraya da çözümle menüsünden yeni bir grafik ekliyorum. Grafiğim bu olsun arkadaşlar. Bu grafiği de kesip dashboard sayfasına yapıştırıyorum. Şu şekilde. Üzerindeki legendları da siliyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu slicer yani dilimleyiciyi değiştirdiğim zaman sadece ilk grafiğim değişiyor. İkinci grafik değişmiyor. Neden? Çünkü bu dilimleyici sadece sayfa 5'teki pivotu değiştiriyor. Ben şunu yapacağım arkadaşlar. Dilimleyicinin üzerine geliyorum. Seçenekler menüsünden rapor bağlantılarından bu dilimleyiciyi diğer pivot tablosuna da bağlıyorum arkadaşlar. Böylece görüyorsunuz. Birden fazla grafik aynı anda hareket etmiş oldu. Neden? Çünkü bu dilimleyiciye hem sayfa 5 hem de sayfa 7'deki pivot tablolarını bağladım. Dashboard yapmak arkadaşlar bu kadar basit bir sistemdir. Siz istediğiniz gibi buraya istediğiniz kadar grafik yerleştirebilirsiniz. Mesela tasarımını değiştirirsiniz. İşte şu klavye çizgilerin görünmesini engellersiniz. Şuraya çeşitli pasta grafikler koyarsınız. İşte tarihlerle ilgili bazı şeyler koyarsınız. Mesela şuradaki tutarları, tarihleri de şuraya atıyorum. Sonra tarihlerin üzerine gelip gruplandır diyorum. Tarihleri yıllara göre gruplandırıyorum. Daha sonra buna da bir grafik ekliyorum. Mesela yıllara göre nasıl satışlar yapılmış. Şuraya da yıllara göre satışlar adını veriyorum. Bunu kesiyorum. Dashboard sayfasına yerleştiriyorum. Görüyorsunuz. Daha sonra yine dilimleyicimin üzerine gelip seçeneklerden raporları arttırıyorum. Görüyorsunuz mesela İzmir'deki yıllara göre satışlar, Antalya, İstanbul hepsini aynı anda görebiliyorsunuz. Bu sistem bu kadar kolay çalışıyor arkadaşlar.